LGS'ye son 30 gün ne kadar da güzel duruyor 30 ama bizler sıkı sıkıya çalışıp inşallah bu 30'u sıfır yapacağız ve sonrasında da kurtulacağız LGS'den harika bir şekilde tatilimize devam edeceğiz. Bu arada maskeyle alakalı biliyorsunuz dün ee, Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki sınav salonu öğrenciler maskeli girecek ama sosyal mesafe kuralına uyuluyorsa maskeyi çıkarabilirler dedi. Dolayısıyla eğer sosyal mesafe kuralına uyulursa yani sınıfta aralarda boşluklar olursa sizler maskeyi çıkarabileceğinizi bilerekten aklınıza bunu tutaraktan sınava denemeler çözerken maskeli çözün. Maskeyi cülafetten indirerekten çözümünüze de devam edebileceğiniz anlaşılıyor bu durumdan. Dolayısıyla sağlığınız tabii ki en önemli şey ama sınav anında %100 maskeyi takacaksınız yoksa öyle bir şey yok. Sağlık Bakanı eğer maskeli girilse bile sınav anında açabileceğimizi söyledi eğer mesafeye uyulduysa. Günün sözüne baktığımızda Leonardo Vinci diyor ki, ismi de çok karizma. Rotanı bir yıldıza sabitlersen bütün fırtınalarda yönünü bulursun. Yıldızınızı sabitleyeceğiz. Bizim yıldızımız başarılı olmak, iyi bir insan olmak. Hatta şöyle bir ay yıldız sizlerim ki daha iyi olsun. Sonrasında da biz Hiçbir zaman kaybolmayacağız. Her zaman rotamızı sabitleyeceğiz ve mükemmel bir şekilde harika başarılara ulaşacağız arkadaşlar. Günün yorumuyla başlamak istiyorum. Ee, Işıl Ece yorumunu biraz kısaltmış olabilir arkadaşlar ama sormak istediğin tüm sorulara cevap vermek istiyoruz Işılcığım. Şimdi demiş ki: "Sözel'i fullemek için bize birkaç taktik verir misiniz?" Arkadaşlar, sözel'i fullemeniz için taktiğimiz net. Bol bol soru çözmeniz lazım. Ve soru çözerken de yaptığınız hatalarla alakalı karşınıza bir poster asmanız lazım. Yani diyelim ki 10'da 10. Yani Inkraft'a İngilizce dinde de 10'da 10 yapmak istiyorum dedin. Açtın soru çözüyorsun ve Incraft takıldığın bir şey oldu. Oturup kitaplar arasında tek tek dolaşmana gerek yok. Bu durumda hemen her zaman söylediğimiz yöntemi bir kez daha tekrarlıyorum. Senin diyelim ki şurası masan olsun. Çalışma masan. Şurası masanın ayakları. Şu sandalyen tamam mı? Şu da sandalyenin ayakları. Böyle oturuyorsun tamam mı? Burada karşında yaptığın hatalarla alakalı posterler ya da akıl haritaları olabilir. Bunu hatta başka bir videomuzda da söyledik. Akıl haritalarındaki bilgileri de buraya asabilirsin. Ve diyelim ki şu soruyu yanlış yaptın ya. Diyelim ki şu soruyu yanlış yaptın. Neymiş mesela? Ee, buna göre TVV'nin iletişim basın alanı çalışma yapmakla aşağıdaki hangisi amaçla söylenebilir? Ha burada bak bir ...Milli Mücadele, Hakimiyeti Milliye Gazetesi... ...bununla alakalı bazı bilgileri yazmış. Mesela Ankara TV'nin açılmasına ne önem verildi? Ulusal güvenlik. Bununla alakalı bu bilgiyi hata yaptıysan... ...bu soruyu kesip de asabilirsin karşına. Bu şu demek. Unutma bunu. LGS az kaldı. LGS'de böyle bir soru çıkarsa unutma diyebilirsin. Çok fazla hatan varsa o zaman onlardan bazılarını asarsın. Ama muhtemelen hataların asla... ...zaten matematik sorusunu asamazsın. Matematik sorusunu nasıl asacaksın ki? Matematik sorusu kazık kazık bir soru yani. Matematik sorusunu assan da güzel durmaz. Şu soruyu as Ha belki sorudaki bir taktiği veyahut da işte birer tam sayı olmak üzere a üzeri m çarpı a üzeri n eşittir a üzeri m artı n gibi şeyleri bilgiyi olarak tekrar etmek üzere yazabilirsin. Ama bundan sonra artık ekranınızda karşınıza bu tarz şeyler olmalı hafızanıza kalması için. Ve tekrar söylüyorum. İnkılap tarihinde e, odaklanmanız gereken üç şey var. Milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik. Layıklık ve çağdaşlaşma ikinci dönem konusuydu bütün konuları yani inkılap tarihinde yaşanan bütün olayları hangisi milli bağımsızlıkla alakalı, hangisi milli egemenlikle alakalı, hangisi milli birlik beraberlikle alakalı biliyorsanız zaten inkılaptan full yaparsınız. Mesela diyelim ki Fransa itirali milli egemenlikle alakalı ama aynı zamanda isyanlara sebebiyet verdiği için milli bağımsızlıkla alakalı. Lozan Anlaşması milli bağımsızlıkla alakalı. Mudanya Teşkisi milli bağımsızlıkla alakalı. Savaşlar milli bağımsızlıkla alakalı. Kuvay Milliye milli bağımsızlıkla alakalı. TBMM milli egemenlikle alakalı temelinde ama ülkenin bağımsız için mücadele edecek. Buna benzer şeyler. Kuvayi Milliye'nin birleştirilmesi Sivas Kongresi'nde milli birlik beraberlik. Bu inkılapla alakalı. Dinde zaten doğrulama, zorlama yok. Ayet var. Dinde zorlama yoktur diye. O yüzden dinde örnek sorulara bakarsanız, çıkmış sorulara bakarsanız, onda on 10 zoru bakarsanız soruları çözerseniz hiçbir sıkıntı kalmaz. Ya da altı adımda hızlı tekrar din sorularını çözerseniz hiçbir, tekrar, hiçbir sıkıntı kalmaz. İngilizce'de ise tabii ki yine örnek sorulara bakacağız ama kelime eksiğiniz olmamalı. Çünkü net şekilde bize sınavda kelime sorabiliyorlar kelimeleri kaçırsak da üzülürüz arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim bir tane İngilizce sorusunu. Mesela, Look at the credit card. Which information do you not see on the card? Diyor. Kartın üzerinde hangi kelime görmüyorsunuz? Ya bak. Son kullanım tarihi, kartın sahibinin ismi, kartın sahibinin ismi, işte ne kadar paraya sahip olduğunuz ve kredi kartı numarası. Bak. Sen bunların Türkçesini bildiğin zaman ne kadar paraya sahip olduğunuzu yazmazsın zaten kredi kartının üzerinden. İşaretler geçersin. Yani tamamen kelime bilgisi arkadaşlar. Şu dönem ile birlikte bize hangisi fayda olur? Tekrar mı soru çözmek mi? Tabii ki soru çözmek arkadaşlar. Eğer LGS'de kötü bir sonuç almışsak bize ne önerirdiniz? Arkadaşlar inşallah çok güzel sonuçlar alacaksınız. Ama şunu da unutmayın. LGS her şey demek değil. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi. İlkokula başlamadan önce küçük birer öğrenciyken, küçük birer anaokulu öğrencisiyken... Önünüze bir ilkokul geldi. Oraya sınavla mı girdiniz? Hayır. Normal geçtiniz. Hop diye bir ilkokula başladınız. Ama birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenmekle alakalı bir sıkıntılarınız vardı. Eyvah okuma yazma nasıl öğreneceğim? Eyvah falan filan diyordunuz. Ve öğrendiniz. Bitti gitti. Sonra ardından şimdi ortaokuldasınız. Ve ortaokuldan da sonra önünüze LGS diye bir sınav var. LGS'den sonra, LGS'den sonra karşınıza üniversite sınavı gelecek. Yani şöyle lise diyorum. Liseden sonra üniversite sınavı geldi. Üniversiteden sonra önünüze başka şirketlerin açtığı sınavlar veyahut da ne bileyim işte e, devletin açtığı KPSS e gibi sınavlar gelecek. Bakın şimdi. Size bir öğrenci geldi. Dedi ki ilkokulda ben şu anda üniversiteden de mezun olduğum için bunların hepsini geçirdiğim için biliyorum. Esasında her biri aynı ilkokuldaki okuma yazma öğrenmek gibi. Geçip gidiyor kurtuluyorsun. Ama sonradan kendini ortaokulda geliştirirsen LGS'de başarılı olursun. LGS'de tam istediğini yapamadın ama lisede kendini geliştirirsen üniversite başarılı olursun. Üniversite tam istediğini yapamadın ama üniversitede kendini geliştirirsen istediğin üniversiteye giremedin. O bu sefer meslek hayatta başarılı olabiliyorsun. Dolayısıyla hayatta çalışmaktan kurtulmak yok. Mesela diyelim ki ben iyi bir ilkokula girdim. Tamam mı? Çok iyi bir ilkokuldayım ama LGS'ye çalışmıyorum. Siz ise normal vasat bir ilkokulda, ortaokuldasınız ama süper LGS'ye çalışıyorsunuz. O zaman LGS'de siz başarılı olursunuz, ben başarılı olamam. Sonra diyelim ki siz LGS'de başarılı oldunuz. Çok başarılı oldunuz ve iyi bir liseye girdiniz. Fen lisesine girdiniz. Ama hiç ders çalışmadınız. Ben ise normal bir liseye gittim. Ama lisedeyken derslerimi çok sıkı çalıştım. Süper çalıştım. O zaman ne olur? Ben iyi bir üniversite girerim. Siz iyi bir üniversite giremezsiniz. Çünkü fen lisesinde olmanız bir şey değiştirmez ki. Derslerine çalışmazsan, üniversite sınavı şu anki adıyla YKS'yi yapamazsan iyi bir üniversiteye geçemezsin. Sonra, sonra bak. Sonra siz İyi bir üniversite gidemediniz ama fen lisesi olduğunuz için gene bir normal bir üniversite gittiniz. Üniversite dediniz ki ben zaman iyi çalışmıştım, fen lisesine girmiştim. Şimdi bir daha üniversitede iyi çalışacağım dediniz ve üniversite derslerinizi iyi düşürüp akademik karar yaptınız, doçent oldunuz, profesör oldunuz, KPSS'de iyi notlar yaptınız. Ben ise YKS'de iyi yapmıştım ya üniversite. Lis üniversitede, üniversitede salladım, gezin tozdum. Bu sefer ben başarız. Yani hayatta çalışmak hiçbir zaman bitmiyor. Bu belki biraz moralizm bozmuş olabilir ama ben bunu şundan dolayı anlatıyorum. Nasıl şu anda bir ilkokul öğrencisi gelse abi hangi ilkokula yazdırayım kendimi hangisi LGS'de başarılı olur mesela ne dersiniz? Ya kardeşim hangisine gidersen git LGS'de başarılı olursan zaten LGS'yi yaparsan istediğini başarılı olabilirsin. İşte üniversite sınavı da öyle. Hangi liseye gidersen git eğer YKS'ye çalışmazsan başarılı olmuyor. Hangi üniversiteye gidersen git, dil bilmezsen, kendini geliştirmezsen hayatta başarı elde edemiyorsun. Dolayısıyla çalışmak her zaman için devam edecek. Ve bizler de bu yarışlardan bir tanesi mutlaka başaracağız ve mutlaka iyi olacağız. İnşallah da LGS'de çok çok iyi yapacağız diyoruz. Yani LGS sadece gireceğimiz sınavlardan bir tanesi. Denemelerde bir dersi iyi yapsam diğer ders kötü oluyor. Sebebi nedir ve nasıl düzeltiriz? Bir dersi yapıp bir dersi kötü yapmanızın sebebi bazen sınav anını tam konsantre olamamanız. Yani sınav tam sabahleyin çözmeniz gerekiyor. Ciddi bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Ve yaptığınız yanlışları iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki şöyle göstereyim. Özür dilerim ana denemelerini açtın. Sayısal bölümde üçün soru yanlış yaptın. Ha işte sayısalda üçü yanlış yaptım. Hayır. O sayısaldaki üçün soru neymiş hemen bakacaksın. Neymiş sayısalda üçün soru? Kare köklü sayı doğal sayı yapan çarpanlar. O zaman bununla alakalı hemen elindeki soru bankalarına veya atıyorum alt adım hızı tekrardan açacaksın. Kareköklü sayılarla alakalı hemen buradan sonra beşinci adımda geliyor olması lazım. Kareköklü sayılarla alakalı sorular çözmen lazım. Ben bu konuyu yanlış yaptım. Kareköklü ifadelerle alakalı soru çözmem lazım demen gerekiyor. Böylece yanlışlarını düzelecek. İyi bir Anadolu veya fen lisesi isteyen bir öğrenci derslere göre netleri kaç olmalıdır? Arkadaşlar bunu da şöyle göstereyim. Bir saniye özür dilerim. Bunu hep unutuyordum. Bu sefer unutmayacağım. Bu sefer göstermek istiyorum. Bakın, geçen sefer netleri göstermiştik. Bir kez daha gösterelim şöyle. Şöyle bakın. Mesela Giresu Bulancak Fen Lisesi geçen sene 556 ile almış. Türkçede 18, Türkçede 2 yanlış yapmış, matematikte 3 yanlış yapmış, fen de 3 yanlış yapmış. Dinde dinde bile yanlış yapmış ya. Görebiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Geçiyorum başka bir sınava. Çankırı Top Fen Lisesi 362 ile almış. Bak bunlar süper fen liseleri, yani. mükemmel yani. Türkçede yanlış yok, matematikte bir yanlış. Ama dört tane boş var. Fende iki yanlış yapmış. Inkrapta boş yok. Ya da hepsi doğru. Dinde din yanlış var. İngilizce iki yanlış yapmış. Ama bak gene Fen Lisesi'ne girmiş. Yapmış gibi. Bakıyoruz. Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi'ne bakıyoruz. 3.36. Gene matematikte yanlış var. Gene Fen'de yanlışlar var. Türkçe'de yanlış yok. Ama gene dinde İngilizce'de iki tane yanlışı var. Atatürk Ankara Türk Lisesi'ne bakıyoruz. 2.81. Matematik iki yanlış. Fen bir yanlış. Inkrap bir yanlış. Din bir yanlış. Aydın Nazili Fen Lisesi. o Türkçe'de bir yanlış. Matematik iki boş ama fen full. İnkılap full, din full, İngilizce full. Ama burada da gene yanlışları çıkmış. Ankara Türk Anons Lisesi'ne bakıyoruz. o Türkçe full, matematik full. Fen iki yanlış. Dinde yine yanlış yapmış ama dinde zorlama yok. İstanbul Kadıköy Anons Lisesi. Fen de iki yanlış. Diğerlerinin hepsini full yapmış. Gördüğünüz gibi geçen sene. Ama bundan daha... Zor bir sınav olursa bu sefer daha az yanlışa da girebilirsiniz. İzmir, ama yani şuna bakar mısınız? 039 dilim İstanbul Kadıköy anadolu Sesi. İzmir Buca Özer Tırnaklı Fen Lisesi. O bu da İzmir Fen Lisesi bu da yine çok önemli bir şey. Bak bir tane matematik yanlış var, bir tane din yanlış yapılmış. Bursa Nilfer Ahmet Erdem Anadolu Lisesi. Gördüğünüz gibi gene 3 tane fen yanlışı var. Türkçede yanlışlar var, dinde yanlışlar var. Dolayısıyla pardon, nereye geldik? Dolayısıyla yanlış yapma ihtimal hepsini full yapmak zorunda değilsiniz. Süper Fen Lisesi'ne girmek için. Ama iyi bir Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi isteyen bir öğrenci dolayısıyla e, ...matematikte 2-3 yanlış, FEN'de 2 yanlış, Türkçe'de 1-2 yanlış... ...diğerlerine 1 yanlış yaparsa iyi bir Anadolu Lisesi'ne girebilir. Ama az önce gösterdiklerim süper okullardı. O zaman daha az yanlış yapması gerekiyor. Ama bak Giresun Fen Lisesi bence çok iyi bir Fen Lisesi. Matematikte 2 boş, 3 yanlış. FEN'de 3 yanlış, Türkçe'de 2 yanlış, dinde 1 yanlış yapsan bile girebiliyorsun. Dolayısıyla eğer sınav kolay olsa daha az yanlış yapman gerekir. Onu da bilmen lazım. Van Niyazi Türkmen olan Anadolu sesine, lütfen Van İMKB Fen Lisesi'ni tanıtabilir bir dakika Van İmek abi var mıydı burada? Sanki gördüğüm gibi oldu. Sanki bir kedi gördüm. Bir dakika. Evet arkadaşlar özür dilerim. Birkaç saniye sizin zamanınızı alacağım. Evet görmemişim. Evet yaşlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Van Nihat Sükmen'in olan sesi burada görmüşüm. O zihnimde oradan kalmış demek ki. Gördüğünüz gibi. Van bu tanıtacağız tabii ki. Günlük hepsi yeni 2 200 soru ile 400 ne kadar yükselir? Arkadaşlar günlük hepsi yeni 2 200 soru ile 400 sadece birinci ram konuları dahil olduğu için 450 üstüne bile çok rahat çıkabilirsiniz. İnşallah daha da fazlasını 460 470lere de çıkarsınız. Kimmiş arkadaşımız Işıl Ece. Görüşürüz Işıl Ece. Günlük okuna baktığımızda mükemmel bir okul. Ee, Anadolu Sesi, Van'da. E, kontijen sayısı 120 bu liseden veya bundan daha düşük puanlı veya bundan daha yüksek puanlı liselerden de Türkiye'nin en iyi üniversitelerine gideceksiniz. Onların hepsi sizi bekliyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sıkı sıkıya çalışıyoruz ve bu LGS denilen mereti bitiriyoruz.